Siyaset felsefesinin temel problemlerine bakalım şimdi. Birinci soracağımız soru devletin kaynağı nedir? Yani devlet nasıl olmuş da ortaya çıkmış buna bakacağız. Devletin ya da iktidarın kaynağı nedir sorusuna verilen üç tane farklı yanıta bakacağız şimdi. Birincisi devletin kaynağı korunma ihtiyacıdır. Diyorlar ki iktidar İnsanları doğadaki tehlikelerden ve birbirlerinden koruma düşüncesinden kaynaklanmıştır. Platon, Aristo ve İbn Haldun bu kuramın temsilcileridir. İkinci görüş, iktidarın kaynağını Tanrı olarak görür. Gazali ve Agustinus bu görüşün temsilcileridir ve bunlara göre siyasi iktidar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. İktidar sahipleri Tanrı adına toplumu yönetirler. Üçüncü olarak da iktidarın kaynağını ortak iradede bulan görüşlerden bahsedeceğiz. Hobbes, Jean-Jacques Rousseau ve Luke'a göre İnsanlar karmaşayı önlemek ve düzeni sağlamak adına bir araya gelerek bir sözleşme yapmışlardır. Buna toplumsal sözleşme denir ve yöneticilerini seçmişlerdir. Dolayısıyla iktidar buradan kaynaklanmıştır. Yani iktidarın kaynağı toplumda oluşan ortak iradedir ve Jean-Jacques Rousseau'ya göre ki fotoğrafta gördüğünüz kişi odur. Toplum düzeni sağlamıştır. Düzenden de devlete gidilmiştir. Toplum sözleşmesi kavramı önemlidir Jean-Jacques Rousseau'da ve devlet yapay bir kurumdur.